Efendim Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selam ve saygılar yolluyoruz. Biliyorsunuz cadde ve sokakların ülkemizin gündemi ve popüler konularıyla ilgili olarak vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Eskiden Atatürk'ün çok önemli bir klişe sözünü, köylü milletin efendisidir sözünü bugün vatandaşlarımıza sormak istiyoruz. Eskiden olduğu gibi acaba köylü vatandaşımızın, milletimizin efendisi mi? Geldiğimiz nokta ne aşamada? Bu konudaki vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini çok merak ediyor. Kameralarımızı sokak ve caddelere çeviriyoruz. Bakalım vatandaşlarımız neler söylüyor. Efendim şunu soruyoruz. Köylü milletin eskiden efendisi derdik. Şimdi köylü milletin efendisi mi hala? Kölesi oldu. Köylü milletin kölesi, efendilerin kölesi oldu bu köylüydü. Köle demek ne demek? Karın tokluğuna, yavan ekmeğe, acı sıvana muhtaç. Bir torba gübreyle 350-400 lira alacak, mazot 8 bin lira alacak, ilacı bilmem kaç paraya alacak, bir çare verecek, bir de kuru tarım satamam. Efendilik mi kaldı köylüde? Kölelik kaldı. Yani böyle giderse çiftçilik bitti mi? Bitti zaten. Haberlerde görmüyor musun? Adamlar ekmek diyeyim, barbar barışıyorlar. 400 bin lira nasıl gübresin adam? Bu deban gübresi kalmıyor. Üst gübresi var, ot ilacısı var. Bir tarlanın başında bir traktör en az 8-10 sefer varıp geliyor. 10 sefer varıp geliyor bir ekmek için bir yıl. Burada efendilikle kalmadı kardeş, sömürgelik kaldı. İşte karnını doyursan doyurmasan güle güle. Köylünün de işi bitti. Çiftçinin işi bitti, hayvan işi daha biter. Neden? Hayvancılık çiftçiye bağlıdır, çiftçi hayvancılık. Bu birbirinin sigortasıdır bunlar. Bir eksik oldu bu da gider. Bir kilo peynir 75-80 bin lira olmuş, et 90 bin lira olmuş. Köylü yem 150-160 bin lira olmuş, 50 kilo yem 160 bin lira diyorlar adam. Tamam 1100 lira diyelim. Bu ne biçimmiş arkadaşım? Sen olsan bir kilo etten kaç kilo hayvana yem yedireceksin? Kaç kilo yem yine gelecek? Buyurun cenaze namazına. Teşekkür ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim şunu soruyoruz. Eskiden köylü milletin efendisidir derdik. Doğru. Şu anda köylü milletin kölesi mi oldu efendim? Aynen öyle oldu. Neler söylersiniz? Ne söylemeyeyim ki? Ne söylememizi istersiniz? Çiftçinin durumu belli. İki senedir kuraklık. Çiftçi bitik. Çiftçi biterse herkes biter. Millet bitik şu anda. Çiftçi olmazsa vatandaş olmaz. Bugün şöyle bir gezin. Gıdaları bir gezin. Bir araştırın. Ben çiftçiyim. Ben içindeyim bu işin. Bir kuru fasulye 15 milyon lira olmuş markette. Bu neye yansıyor? Vatandaşa yansıyor. Bu ne olacak? Buradaki halka yansıyacak. Bunun sonu nereye gidecek bu şekilde? Soruyorum ben yukarıdakilerine. Peki çiftçilerin girdi maliyetleri arttı, her şey arttı. Yani markete inene kadar ürün çiftçi ne kazanıyor? Ben şunu söyleyeyim. Çiftçiye diyor ki bir çiftçinin kooperatifi vardır. Çiftçi o kooperatifte mazotu 8 bin liraya alıyorsa o kooperatif bitmiş demektir. Zenginlerin eline geçmiş demektir. Eğer devletin kooperatifi varsa, çiftçiyi destekliyorsa maliyetine versin, maliyetinde mazot parası alsın. 8 bin liraya mazot verip de geri 8 bin liranın faiziyle birlikte mazot alırsa bu çiftçilik biter. Yapılmaz. Ben içindeyim. Bunu gelsin kim ne diyorsa bana açıklasın. Öyle bir şey yok diye. Benim maliyetinde versin, benim ürünümü maliyetinde alsın. Ben fazlasını alsın demiyorum. Bir mazot 8 bin liraya kooperatif veriyorsa artık düşünün bu çiftçiliğin ne anlamı kalmış. Madem bunu gemiciklere veriyorsa bunu da verecek. Çiftçiye verecek. Vermek zorunda. Çünkü neyle kalkınacak? Bu halk neyle kalkınacak? Biz tarımla zengin bir ülkeyiz. Şöyle bir Türkiye'nin dört bir tarafına bir bakın, biz tarımla bir zengin bir ülkeyiz. Kimse demesin ki vay şu bu yanlış. Ben içindeyim. Hiçbir partide gütmüyorum, gütmem de. Ben ekmeğimin peşindeyim. Bana mazotu 3000 liradan verecek, 3500 liradan 4000 liradan alsın. 8000 liradan mazot verip de gelecek sene geri faiziyle birlikte alıyorsa bu ne demektir? Vatandaş sömürülüyor demektir. Daha bunun bir açıklaması var mı? Ben çiftçiyim, üretiyorum. Bu sene çiftçi bitti. En basından kendimden var. Ben ufak bir çiftçiyim.
Bunun daha ne söyleyecek anlamı kalıyor? Bana bir açıklamasını yapsın. Orada 600 tane milletvekili orada oturup böyle yapıp da maaşını alıp da orada yemenin bir içmenin bir anlamı yok. Şöyle bir etrafınıza bir dönün, bir dolaşın bakın. 2800 lirayla bir geçinme halkı kaldıysa gelsin onun çocuğu geçinsin. 2800 lirayla geçinsin, o zaman ben ona her istediğini yapacağım. Bir ev kirası olmuş, en düşük ev kirası 1,5 milyar. Bu nasıl geçinilecek ya? Ya çalacak ya çırpacak. İnsanların hayat standartları yok artık, bitmiş. Sadece geçimini temin etmek için, yemek içmek için. Acaba nasıl karnımı doyururum hesabı? Sosyal yaşantı bitmiş, sıfır. İnsan değil mi ya? Bu hepimiz insanız. Benim insanlık görevim yok mu? Soruyorum ben. Ben yeni bir emekli oldum, 2000 lira maaş bağlandı. Farz et ben şehirde oturuyorum, kimse de yok, tekim diyelim. 2000 lirayla ben nasıl geçineceğim? 2000 lira ev kirası olmuş zaten. 2000 lira ev kirası. Gelsin bana bir açıklamasını yapsın. Yukarıdaki oturan, o meclisteki oturanlar, büyük liderler var. Sandalyede oturup el kaldıranlar ve yedikleri, içtikleri hepsi bedava. Bunu yani çocuğa sorsan çocuk artık bunu biliyor. Yol parası bedava, harç parası bedava. Neyin peşindeyiz biz ya? Neyi paylaşamıyoruz? Biz neyi paylaşamıyoruz? Buna bir açıklamasını yapsınlar. Bu Türkiye eğer Cumhuriyeti vatandaşınsa, vatandaşa neden yansıtmıyorlar? Bu saltanatlar neden böyle? Bana bir açıklamasını yapsın, desin ki bundan böyle desin ya. Neyin peşinde bu millet? Soruyorum ben. Biz neyin peşindeyiz? Sadece insan gibi geçinebilmek, insan gibi yaşamak. Başka bir şey yok. Peki şunu sormak istiyorum. Böyle giderse ekim sahaları gittikçe daralıyor. Daralıyor. Yani insanlar ekim yapacak, üretim yapacak. Evet. Ellerinde sermaye de bulamıyor. Şimdi bak beyefendi, ben şunu söyleyeyim. Ben çiftçiyim. Ben sulama tarımı yaptım bu sene. Dönümünden benden 100 milyon lira su parası alıyor devlet. 100 milyon lira alacaksın. Almayacaksın değil. Alacaksın. Oraya masraf yapmışsın, baraj kurmuşsun, alacaksın. Ama büyük çiftçiler var. Daha büyükleri var. Bizden büyükleri. Bizimki nedir ki ya? Bizimki devede bir kulak. Ya sulama Allah'ın verdiği suyu, yukarıdan indirdiği suyu parayla satıyorsun ya. Sat. Alacaksın. Adamı çalıştırıyorsun. Giderim var. Ama Cenab-ı Allah'ın verdiği suyu da parayla satma. Normal bir cüzi fiyatla ver vatandaşa. Sulamasını yapsın. Zorlanmasın. Bunu yapmazsan, onu yapmazsan vatandaş ne yapacak? Kazandığını götürüp yatıracak. Kazandığını götürüp yatıracak. Tamam, üretim bitti. Üretim bitti. Tüketim arttı. Böyle olursa gidişatımız nereye gidiyor? Gidişatımız kötü. Allah yardımcımız olsun. Olan, olmayan olana saldıracak. Aç. Ne yapacak? Gece giderken adam şuradan hırsızlık yapacak. Bunun başka bir alternatifi kalmamış ki. Aç ya adam. Ya çalacak ya çırpacak. Varsa bunun bir alternatifi söylesin. Artık o dönemdeyiz yani. Bunun bir alternatifi yok. Çalacak, çırpacak. Şimdi ben şunu söylüyorum. Türkiye artık dürüstlerin memleketi değil. Nerede üçkağıtçı sözüm buradan olacak? Nerede sahtekarlar var? Türkiye onun ar gidiyor artık. Dürüst insanın yeri kalmamış. Yapacak bir şey yok. Sadece akıllı olacağız. Akıllı olacağız. Ben çalışmadan bana para verme. Bir de ben sen. Yattığım yerde para verme. Besleme arkadaş. Onun bunun parası diye dağıtma. Türkiye Cumhuriyeti'nin parasını vatandaşa dağıtıyorsun. Bakım parası, anne parası. Ya anne evladına bakmayacak mı ya? Anne evladına bakmayacak mı? Soruyorum ben sana. Bakım parası verme, emeklinin maaşına yansıt. Adam ferah içinde yaşasın. Niye sen bakım parası çıkartıyorsun? Soruyorum ben. O kadar işsizimiz, gençsiz, üniversiteyi bitirmiş. Ya üniversiteyi okuyor. Niye okuyor bu çocuk? Geleceğimi kurtarayım diye. Nasıl kurtaracak bu? Kaçtasında engel var. Nasıl kurtaracak? Engel soruyorum. O kadar, milyon kadar işsizimiz var, arkasından geliyor. Bunlar ne olacak? Bana bir açıklamasında bulunsun. Ben cahilim ya, ilkokul mezunuyum ben. Bak üniversite değil, ilkokul mezunuyum. Ama Türkiye'de ne olup ne bitenleri ben görüyorum. Ben cahil bir insan değilim. Ben küçücük bir çiftçilik yapıyorum. Onda öylesine yani.
Ama hiçbir siyasi, hiçbir şeyin bağım yoktur. Hiçbir siyasi de gütmem. Kesinlikle. Yarın öbürü de gelecek diyecek ki o da haklı. Bu gitsin öbürü gelsin. Kasayı boşaltmışlar diyecek. Ne diyeceğiz biz? Haklı. Bu kasa boşalmış, bu adam ne yapacak gelen kişi? O da zam verecek. Değişen bir şey olmayacak. Hiçbir şekilde olmayacak. Benim cebim boşsa ne yapacağım ben? Ne yapacağım soruyorum. Altta kalanın canı çıkmaya devam edecek. Artık vatandaşın cebine saldırmalar oldu artık. Bitti. Evet. Her şey zam zam zam. Ya zam yapma demiyoruz. Yap. Ya bu kadar zam 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 zam. Ben içindeyim ya. Ben üreticiyim ya. Üreticiyim ben ya. Zorlanıyorsun ya. Küçücük bir üreticiyim ya. Ben kendimden bahsediyorum ya. Bırak. Bu zam 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 ne olacak? Yap. Yapma değil. 6 aydan bize zam yap. 6 aydan 6 aya zam yap. 100 liraysa 150 lira yap. Onu görmez kişi. Ama sen akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun zam. Ya bir büyük tüp 170 lira olmuş, hesap et. 170 lira olmuş. Ben içindeyim ya, ben köylüyüm ya, ben sırf cahilim ya. Neyin ne olduğunu her tarafta görüyorum ya. Sadece kuru ekmeğe vatandaş talim edecek. Parası olan parası kazanıyor. Parası olmayan da altta eziliyor. Bu kadar basit. Sadece biraz görsünler. Vatandaşın durumunu görsünler. Üsttekileri görmesinler, alttakileri görsünler. Denge. Dengeyi sağlayacak. Dengeyi sağlamadıktan sonra bu memleketten hiçbir şey olmaz. Biz tarımla zengin bir ülkeyiz. Ben bugüne kadar hiçbir fabrikanın açıldığını görmedim. Hep satıldı. Hep satıldı. Ben çiftçiyim. Şeker fabrikaları özelleşti. Ya niye özelleştiriyorsun kardeşim? Bana bir açıklamasını yap ya. Sen devletsin ya. Şeker pancarının fabrikaları özelleştiriyorsun. Neden özelleştiriyorsun? Devletsin. Al. Şekerini ürettir ya. Devlet fabrikası devletteyken yani demek istedim. İmza atar giderken nasıl? Demek istiyorum ki bu hep tabandan geliyor. Hep tabandan geliyor. O da gene siyasilerin hatası. Bak devlet ticaretle uğraşmaz. Hayır, devlet ticaretle uğraşmaz. Ama Avrupa gelişmiş ülkelerde. Şimdi bak, bak hemşerim. Şimdi bak, ben çiftçiyim, kota koymuş. Tamam, bir dakika. Bir saniye bak. Ben çiftçiyim, kota koymuş. He. Diyor ki şu kadar kotasından başka ekemezsin diyor. Hayır mı ya, niye koyuyorsun ya adam? Ha, yanlışsa o zaman yanlışları görelim. Kotayı niye koyuyorsun? Üret de arkadaş, benim çiftçime üret de. Üret, üret, üret. Alırım ben de, üret de. Adam gidiyor pancar dairelerinde sıra bekliyor. Niye sıra bekletiyorsun kardeşim? Sen devletsin ya, getirip getirip alacaksın. Bunun var mı bir yanlışı? Yani ben özelleşmeye karşıyım. Neden karşıyım? Zamanında bu tabandan gelen şey. Siyasiler doldurmuş doldurmuş şu anda özelleştiriyor. Tamam, özelleşsin, kabul ediyorum. Paramız nerede? Nerede paramız ya? Niye yansımıyor sana? Niye yansımıyor emekliye? %4 zama, %8 zama. Hayır, paramız nerede kardeş? Hastane yapıyor devletimiz. Yapsın. Devletin görevi nedir? Hastane yapmak. Bak şimdi bir dakika. Ya kardeşim bir dakika, ben konuşayım ondan sonra. Devletin görevi hastane yapmaktır, yol yapmaktır. Yapacak. Hizmet verecek. Tamam, yapıyor, verin. Abi bir saniye. Onun için bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Devlet hizmet verecek. Abi toparlayalım. Sonuçta ben şunu diyorum. Gidişimiz iyi değil. Gidişimiz iyi değil. Caminin içi dururken dışı haramdır. Tek kelime. Ben başka bir şey söylemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi şunu soruyoruz. Ha, sor. Köylü milletin efendisiydi eskiden. Evet, evet. Şu anda köylü milletin efendisi mi? Halan efendisi, üretken tarım olarak, gıda olarak köylüdür. Saygı duyuyoruz, onda bir tartışmamız yok. Tamam. İnsan güzel. Olarak herkesi seviyoruz, sayıyoruz. Tamam. Biz ülke ekonomik durum olarak sorduğumuzda eskisi gibi üreten bir çiftçi köylümüz kaldı mı? Abi şimdi başta tek bir kelime söyleyeceğim. Bu işler var ya, tarımda değil, diğer sektörlerde. Şimdi bir devletten iç politikası izlenmiyor, tamam mı? Harbi konuşak. Devletin iç politikası izlenmedikten sonra o devletin vatandaşın sosyal hakkının dengesini sağlayamazsınız abi. Bu budur yani. Devletimizde her şey var. Bir kontrol yok. Tamam mı? Ekonomi sistemine göre doğru. Var zamlar, var eksiklikler, var yokluklar, var. Şimdi gerçek konuşalım. Yalnız bizde bir laf var. Derler ki iyi gidiyordur, hakkını inkar etme. Şimdi bu hükümet 20 senede beri gelmiş.
ben icraatını da söyleyeceksin. Bugün bu adamın yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan beri bu adamın yaptıklarını hiçbir gelip geçmiş hükümetler yapmadı. Bizim cumhurbaşkanları hep askeriyede seçilirdi, giderdi Amerika'nın başına, ama böyle durur, evet efendim, evet efendim derdi. İmzayı atardı, geçer gelirdi. Şunu söylüyoruz, eskisi gibi üretim var mı? Ya var kardeşim, var, niye var? Şimdi bu memlekette ne olmuş, bak hele şu tabloya bakın ya, bir az insan var mı? Yani bana yani yanlış üretim yapmayın. Üretim olarak ya var kardeş, memnunuz yani. Ya memnunuz, var yani. Yalnız balık var, bugün üretimde yani tarım alanını söyleyeyim. Bir gübre 40 lirayken torbası 360 lira olmuş. Bu onu büyük soruyoruz. Bir adaletsizliktir. Yani devlet bunu takip etmek lazım. Bunu bakmak lazım. Yani hakikaten yani 350 kilo gübreyi 360 milyona alırsa nasıl yakacak? Ne bir şey? Gübre parası mı vere? Mazot parası mı vere? Biçer parası mı vere? İşçi parası mı vere? Geride ne kaldı? Yok ki. Yani devlet bunda bak. Yani şeydir yani hakikaten politika, Tarım Bakanı bu politika izlenmiyor yani. Bu yanlış yani hakikaten ya neyine ekecek, neyine biçecek bu adam. Yani hakikaten öyle yani, bu doğru, bak doğruya doğru söyleyeceksin. Ama diğer tarafta da ya Türkiye'nin gideri de çok, eksiği de çok. Şimdi ne diyeyim ben kardeş ya. Çok teşekkür ederim. Ha, ben de teşekkür ederim sana. Evet efendim, köylü milletin efendisi değil kölesi olduğunu ifade ediyor. Üretim yapan çiftçilerimiz de. Özellikle geldiğimiz noktanın çiftçilik açısından, üretim açısından hiç iyi noktada olmadığını vatandaşlarımız ifade ediyor. Yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarımız adına hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.